avcılar buradan dursun arkadaşlar söz veriyoruz. Kısa ve öz olarak sorunları bize anlatmasını istedim. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Değerli abiler, Avcılar Belediyesi el işlerinden Dursun Bektaş. Taşırın işçi temsilcisiyim. Yani böyle bir kürsüye geçmediğim için belki biraz heyecanlıyım, kusura bakmayın. Buna da zamanla alışacağız. Şimdi biz 2010'un 11. ayında işe girdik. 2013'ün yaklaşık 12. ayına kadar biz orada taşeron olarak çalıştık ama sadece orada bir kukla gibi hiçbir söz hakkımız olmadı. Hatta zaman zaman bizi lokalden de dışarı çıkarttılar. Yani oradaki lokal, orada biliyorsunuz şeyde arkadaşlarda kadrolu arkadaşlar var. Bura bize ait. Siz taşeronsunuz, çıkın. Zaman zaman yağmurun altında dışarıda bekleyip sigara içen arkadaşlar da oluyor. Böyle de bir iş şeyinde ayrımcılık oluyor. Yani kadrolu arkadaş kendini orada farklı görüyor. İşçi olarak görmüyor. Yönetici olarak görüyor. Burada bir çelişki var. ASES örgütlenememenin büyük bir nedenler de bu. Biz bunu aşarak ...2-7-2014 tarihinde yani burada bir yetki belgemiz geldi. Yani bu aşamaya kadar 2013'te biz sendikalaştık, örgütlendik. Yaklaşık 108 kişiydi. Toplam mevcut 108 kişinin çoğunluğunu elde ettik. Bu yetki belgemiz geldi. Yetki belgesi geldikten sonra çeşitli girişimlerle yani sonuç alamadık. İşte İşkur, arabulucu vesaire bunlarla da son başaramadık. Şeye gitti iş. Pardon, hangi sendikada? Belediye İş Sendikası'nda. Pardon, özür dilerim, onu şey yapamadım. İkinoğlu şubede örgütlendik. Daha sonra Yüksek Hakem Heyetine gittik. Grev kararı astık ama grev kararı alamadık. Yüksek Hakem Heyetinden gelen şu andaki sözleşmeyi Damlıca adında biz örgütlenmiştik. Uygulamadılar. Hala da uygulamıyorlar. O hukuki şeyi avukat arkadaşlarımız daha iyi bilir. Şu anda isim değişti, unvan değişti. Yani yeni bir şirket adı altında ona geçiş yapıldı. Bu yeni şirket de geçtiğimizden oradan bir hukuki boşluk bulduk diye 21 tane arkadaşımızı bayram arifesinde, bayram şekeri hediyesi gibi işine son verildi. Bu bayram arifesinde. Ama burada 21 gün bu arkadaşlar çelişkiyle gitti geldiler ama biz bu arkadaşlarımızı bırakmadık. Her gün gelin, biz kendi şeyinizce bir rapor tuttuk. Çeşitli baskılarla bu arkadaşlarımızı tekrar işe iade edildi. Şu anda bu arkadaşlarımız geçici yılbaşına kadar emekli bir kısmı. Tabii bunların sendikanın da suçu değil bu emekli çalıştırmak. Arkadaşların da bu. Sistemin suçu. Yani geçinse istidamlı şey olsa bu arkadaşlarımız herhalde emekli olarak gider, tatilini yapar, çalışmaz. Yılbaşına kadar böyle bir söz aldık ama bu tabii yılbaşında bizi birinci ayda iyi şeyler beklemiyor. Büyük direnişlerle karşılaşacağımızı biliyoruz. Örgütlenmede eksiklikler başlı başına aşırı baskılar oluyor. Ben dilerim ki bütün arkadaşlar bu baskılara kadrolu olan, taşeron olan, çalıştığı bölgede diğer birimlerde, biz sadece fen işlerinde örgütlendik, diğer birimlerde örgütlenemedik. Arkadaşlara ne kadar şey yaptıysak da korku bastı, çok ağır bastı. Bundan sonraki süreçte tabii onları da örgütlemeye çalışacağız. Ama kadrolu arkadaşlar, özellikle bu arkadaşlara yardımcı olsun, sendikalara götürsün, çeşitli şeylerde aydınlatsın. Yani ben nasıl olsa 5 milyar maaş alıyorum, buna mesai de dahil. 4 cuma ertesi geliyor, ben onu kastetmiyorum ama yani keşke haklar kazanılarak alınır, almış kazanmış. Ama bunun arkasına duranlık da diğer arkadaşlar ne olursa olsun demek bence doğru bir şey değil. Doğru bir anlayış değil. Kadrolu arkadaşlardan ricam, çalışan birimlerde yönetici arkadaşlardan yani emeğe saygılı olan arkadaşlar bu arkadaşları bilinçlendirsin, örgütlesin, çeşitli sendikalarda örgütlesin. Ve bu süreç devam etsin. Örgütsüz bir toplum gerçekten iyi değil arkadaşlar. Ben bunu çok çektim.
buradaki ana gayem örgütlenmekten daha ziyade güzel bir şey. Şu anda yılbaşına kadar bizi şey tutuyorlar, işte çeşitli yeni firma ünvan değişikliğinden dolayı sizi hepiniz atacağız diye tehditler var. Ama biz o tehditlere boyun eğmeyeceğiz. Teşekkür ederim. Dursun bana anlat, sizle yakında top sözleşme imzalanmış değil mi? Yüksek hakem heyetinden bir... Yok, belediye işle yani, kadrolar için söylüyorum. Kadrolar için bir sözleşme imzalandı. Kadrolar o sözleşmede biz iki ibare, yani buradaki mevcut taşeron işçisi de burada şey sürekli olduğu zaman devam etsin diye bir ibare ekledik. Hayır dedi, herhalde tersiyle gitti arkadaşlar. Bunu da zaten idare de kabul etmedi. Şu anlaşılma onun için. Mesela toplam avcılarda kaç kişi çalışıyor? Kaç kişi adına top sözleşme yaptı sendika? 38 kişi. Toplam kaç kişiniz siz? Sadece bizim şu anda mevcut tarafımız. Toplamı say, toplamı söyle. Genel toplamı bilmiyorum. Diğer temizlik birimini. 500 kişi. 500'den fazla. Yani mutlaka. Sadece 150 kişiye ulaştı bizim fen işleri. Yani mevcut arttırdılar. Başka bir şey yok. Olayı anlatmak için. Atmosfer yani orada balon kesiliyor. Belediye başkanı geliyor. Evet. Balon kesiliyor. Alkışlar falan. Yapılan iş bu. 500, 600 evet. İşçi kemerde böyle püktüm püktüm duruyor. 30 işçi adına sözleşme yapılmaz. Sendikası konuşuyor. Sendikacılara duyurulur ya. 30 tanesi de emekli olmuş bu arkadaşlar. Tam bir komedi. Komedi, teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz.